Değerli arkadaşlar merhaba. Direksiyon sınavında kamyonu nasıl tanıtacağız onu anlatmaya çalışacağım. Aracımız BMC Pro 1142. Araca binmeden önce aracın etrafını bir tanıtmamız gerekiyor. Lastikleri şu şekilde vurarak havaları kontrol ediyoruz. 120 PSI hava basıyoruz arkadaşlar. Hava filtremiz burada. Bu da hava filtresi borusu. Hava filtresi. Şu kabin kaldırma kirkosu. Bu sağ tarafa alırsanız kabini kaldırır. Sol tarafa alırsanız kabini indirir. Yakıt deposu. Plate, remorku buna bağlıyoruz. Plate'e bağlıyoruz. Burada arkada hava körüklerimiz var. Şunlar hava körükleri. Hava tüpü. İmdat hava tüpü. Diferansiyel. Bu plate'ti. Burada tekrar hava körüğümüz var. Geçerken tekrar böyle tekerleklere tek tek vurmanızda fayda var. Tekrar hava tüplerimiz. İki tane hava tüpü. Yine hava tüpü, hava kurutma filtresi. Bu da hava tüpü arkadaşlar. Şu hava mavi olan hava kurutma filtresi. Hava dağıtım merkezi. Şanzımanımız burada. İki tane akümüz var. Bu aküler burada. İki tane akümüz var. Çift akü 24 volt. Egzoz katalizörü. Burası motor soğutma suyu. Motorumuz burada. Yağ kapağımız önde. Yağ çubuğumuz da şurada arada. Orada beyaz yazıyla görünüyor bakın. Bunlar römork hava hortumları ve römork bağlantıları. Yağı nasıl kontrol ediyorsunuz diye sorulduğunda buradan hemen ön kapağı açıyoruz kaputu. Burada kaput açma kolumuz var. Çektik, açtık. Kaputu açtıktan sonra burada bakın kabin emniyet kilidi var. Önce bunu bir çekiyoruz. Ondan sonra kabin kirko demiri ile birlikte buraya demiri takıyoruz. Sağ tarafa alıp kabini kaldırıyoruz. İndirmek için de tekrar sol tarafa. Kabini indirdikten sonra tekrar bu kabin emniyet kilidini mutlaka boşaltıyoruz ki kupa yerinde kalsın. Burası cam sileceği suyu. Kornalarımız burada. Kalorifer. Burası da debriyaj hava dağıtım merkezleri. Burada da başka bir şey yok. Kaputu tekrar kapatıyoruz. Dış tanıtım bu şekilde. Tanıttıktan sonra aracın içine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, sınavda aracımızın iç kısmını nasıl tanıtacağız? Burada lambalarımız var. İmdat havası yok, uyarı lambası, aşırı hız uyarı lambası, şarj lambası, yağ lambası, sağ sol sinyal uyarı lambası, el freni çekili yani imdat çekili uyarı lambası, uzun far, kabin kilidi açık, hararet lambası ve emniyet kemeri takılı değil lambamız. İmdat hava saati. Ön arka hava saati. Bunlar 8'in üzerinde değilken araç yürümez arkadaşlar, bilginiz olsun. Yakıt göstergemiz, hız göstergemiz, motor devir saatimiz. Burası yağ basıncı uyarısı, burası da hararet göstergemiz. Burada arıza uyarı lambalarımız var. Bunlar dingil kilitleme üçü de. Motor bekleme, motor arıza lambası. Bu da motor ya da egzoz sistemi arıza lambası. Yine bu da motor diagnostik arıza lambamız. Bu soğutma suyu azaldı uyarısı, ABS lambamız ve ASR patinaj önleyici lambamız. Burada silecek kolumuz var. Aşağı yukarı oynuyoruz. Buradan basarsak da su atıyor. Şuradan farları yakıyoruz. Geriye iki sefer çevirip. Uzun kısa burada, aşağı yukarı. Kornamız burada. Sağ sol sinyal de bu kolumuzun üzerinde. Üstte dingil kilitleme düğmemiz var. Burası tavan lambamız. Bu ayna ısıtma lambamız. Burası da korna ayırıcı. Bunlar da damper ışıklarımız. Burası sol cam. Motor freni. Hız sabitleyici ayarı. Hız sabitleyici. Saniyeli silecek. ASR patinaj önleyici. Ön sis lambası. Dörtlü. Arka sis lambası. Burası da sağ camımız. Sigorta panomuz orada. Aracımız 4 ağır. 4 seri. Bir de geri toplam 9 vitesli diyeceğiz. Burada buçuk mandalımız var ama buçukları söylemiyoruz. 4 ağır, 4 seri, bir de geri toplamda 9 vites. Kaç tane frenimiz var? 3 tane imdat frenimiz var. Ayak frenimiz ve motor frenimiz var. Araca biner binmez arkadaşlar koltuğunuzu ayarlarsınız. Emniyet kemerinizi mutlaka takarsınız. Hepinize sınavda başarılar. Burası da kalorifer açma düğmemiz, havalandırma kumandaları. Bu şekilde anlatmanız yeterli olacak. Arkadaşlar herkese merhaba. Direksiyon sınavında L parkı nasıl yapacağız onu anlatacağım. L park alanımız tam burası.
şuradan ileri gidip buradan geri geri şu ara sokağa geri geri girmeye L park adı veriyoruz. Burada önemli olan şudur. Kaldırıma çok uzak durmayacağız. Şurada bakın kaldırım kesmesi var. Arka teker onun önündeyken, sağ arka tekeriniz onun önündeyken durduracağız. Taşa getirmeden durduracağız. Bir bakalım buradan sağ aynamızdan bakacağız. Burada önemli olan kaldırıma çok uzak durmamanız. Çok uzak durduğunuz zaman L park olmaz. Sol dubaya gider araç. Sol dubaya vurur. Buradan yakınlığı da göstereceğim şimdi. Çok yakın değil ama çok da uzak değil. Yani bir 40 santim kadar yaklaşacağım kaldırıma. Şimdi sağ aynaya bir zoom yapayım. Evet. Bakın şu kaldırım kesiğinin başına kadar getiriyorum. Tam burada durduruyorum. Şuradan görebilirseniz. Taşın tam önünde durduruyorum. Çok uzak değilim. Direksiyonu tam sağ yapacağım arkadaşlar. Tam sağ. Önce çevirin ki ne olur ne olmaz. Daha sonra geri vitesini alıyoruz. Geri vitesini aldık. Tam sağıyla geri geliyorum. Dururken sağ sinyal yakıyoruz. Dörtlü yakmak zorunda değiliz. Aynalarımı kolluyorum. Eğer araç dubaya veya buradan da sol dubaya gidiyorsa alt aynadan bakabilirsiniz. Direksiyonla oynama ihtimaliniz var. Bakın şu an tam yerinde durduğum için dubanın tam dibinden geçiyor. Göstereyim. Evet. İleyim geriye. Burada geri vitese taktıktan sonra ileri gitme hakkınız yok. Burada sol dubama bakıyorum. Bir tur şöyle bir düzeltiyorum o dubayı geçtikten sonra. Bakın bu dubanın yanına geldikten sonra bir tur düzeltiyorum ki şuradaki dubadan kurtulayım. Araç bu dubaya geçince tekrar tam sağ yapıyorum. Araç düzelene kadar sağ sol aynalarıma baka baka geliyorum. Bakın burada sarı çizgiler var. Sarı çizgilere paralel yaptığınız an sağ sol aynadan şu an paralel. Az daha geleyim. Şu. Direksiyonumu düzelteceğim. Zoom'u geri alayım. Direksiyonumu düzeltiyorum geri gelirken. Evet. Düz bir şekilde içeriye doğru giriyorum. Şu dubaları geçtikten sonra duracağım. Dubaları geçiyorum ve duruyorum. Burada zaten engel gibi bir şey var. Ona takılınca durursunuz. Çıkmak için tekrar sağ sinyal. Oradan geri vitesine taktığımızda unutmayın ileri gitme hakkınız yok. Sağ sinyalimi yaktım. Dubaya yarı bele kadar çıkmam lazım arkadaşlar. Yalnız sol yaparak çıkıyorum. Yoksa sağ dubaya vurursunuz. Sol dubaya doğru yanaşıyorum. Arabamın yarı beli bakın. Şöyle göstereyim. Şu duba arka ön tekerinizi şöyle geçiyor. Şuraya doğru geldiğinde tam sağ veriyorsunuz. Çıkarken ileri geri yapma hakkınız var. Aynalara bakıyorum. Araç dubaya gidiyor mu gitmiyor mu bakıyorum. Soldan gelen varsa onları da bekleyin. Evet. Ön dubayı kurtardım. Sağ dubaya bakıyorum. Bakın tam dibinden geçiyor. Tam sağ yapıyorum. Tam sağ yaptım. Aracımı düzeltip duruyorum. L park bu şekilde. Paralel park da hemen önümüzde. Şimdi bir de paralel parkı anlatalım. Evet arkadaşlar, paralel parkımız da burası. Şuradaki baş dubayı arka sağ tekerle yan yana yapacağız. Geri geri bu alanın içine gireceğiz. Şu sarı çizgiye basmak zorundayız.
Orada durduktan sonra geri vitesi aldığınız an gene ileri gitme hakkınız yok. Ne yapıyorum? Şuradaki baş tubayı arka sağ tekerimle yan yana yapacağım. Sağ sinyalle giriyorum mutlaka alana. Dubalara şurada bakın. Şurada yazılar var. Arka sağ teker bu yazıların, ilk yazıların üstünden geçsin arkadaşlar. Kıyısından. Tam kapatmaya gerek yok. Şu DD1 yazıları var. İlk yazılar. Onların üstünden geçmeniz yeterli. Aynadan da göstereceğim. Çok uzak durmak doğru değil. Buradaki duruşu da doğru yapmak çok önemli. Bir yakın bir uzak durduğunuz zaman sürekli yönünüz değişir. Şimdi bakın aynayı göstereceğim. Bakın oradaki yazının tam kıyısından geçiyorum arka tekerle. Şimdi bu baş duba arka tekerle, arka tekerin önünde bir yerde, çok yan yana yapmıyorum. Teker dubaya yaklaşınca duracağım. Şu yanaşma aynamdan da dubaya yakınlığımı görebiliyorum. Şimdi takip ediyorum aynamı. Bakın böyle tam şöyle dubanın yanında, gördünüz. Arka teker dubanın, arka tekerin önü dubanın yanında. Tam böyle yan yana yapmaya gerek yok. Şimdi burada durduk. Bu şekilde durduk. Sağ sinyalimiz yanıyordu. Burada önemli olan direksiyonum düzken bir tam çevireceğim. Bir de çeyrek. Silecek koluna, şu BMC yazısını silecek koluna göstereceğim. Şimdi sol aynama dönüyorum. Geri vitesini alacağım önce. Sol aynanızda araba varsa mutlaka bekleyin. Direksiyonu bir tam bir çeyrek çevirdik. Yavaş yavaş geri geliyorum. Hiç gazla oynamıyorum. Arkamda iki tane duba var. Arkamdaki bakın birinci duba geldi. Bu birinci duba. İkinci dubayı altlığıyla birlikte tam göreceğim arkadaşlar. Altlığını görüyorum. Tamamını bakın, çamurluğum onu az bir şey geçiyor. Bir karış kadar çamurluğum geçti. Şöyle zoom yapayım. Çamurluğum bir karış kadar geçti. Şimdi tam sol yapacağım direksiyonu. Tam sol. Çeviriyorum tam sol. Yavaşça geri geliyorum. Araç çizginin üstüne çıkması gerekiyor. Yavaş yavaş geliyorum. Ön dubaya da peron aynamdan dikkat ediyorum. Böyle aynaya bir zoom yapayım. Evet. Araç paralel olduğu ana kadar geri geliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sonra, bu kadar yanaştıktan sonra yanaşma aynama bakıyorum. Bakın oraya bir zoom yapayım. Orada tekerleği biraz kaldırıma yanaştıracağım. Tekerleğin çıkıntısı aynadan görünüyor. Kaldırıma biraz yanaştırıyorum tekerleği. Biraz yanaştırıyorum. Duruyorum tekerlek değmeden. Direksiyonumu düzelteceğim. Bu yanaşma aynanıza bakmadan yapmayın. Direksiyonumu bu 2,5 turda düzeliyor. Düzelttim. Biraz geri geleceğim şimdi tekrar. Düz şekilde geri geliyorum ve duruyorum. Çünkü çıkmak için kolaylık olsun diye. Çıkarken ne yapacağım? Sol sinyalimi yakıyorum. Vitesi 3'e aldım. Tam sol çeviriyorum. Girişte de çıkışta da içeri girene kadar ileri gitme hakkınız yoktu. İçeri girdikten sonra bir ileri bir geri hakkınız var. Çık denildiğinde hakkınız sınırsız. Sol sinyali yaktım. Gelen yoksa çıkacağım. Gelen var şu an. Dubaya değmemeye özen göstereceğim. Çıkarken acele etmiyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum. Araç dubadan uzaklaşmaya başladığında yavaş yavaş sağa çevire çevire sağ aynamı da kontrol ediyorum. Çok da sola atmamak şartıyla çıkıp arabayı düzeltiyorum. Burada durmadan devam edebilirsiniz. Durursanız kalkış için sol sinyal yakmak gerekiyor. Paralel parkımız da bu şekilde.